Elde görülen doğumsal problemler nadir değildir. Parmakların yapışıklıkları, fazla parmaklar, parmakların küçük ya da aşırı büyük olması, baş parmağın hiç gelişmemesi gibi daha sık görülen problemler doğar doğmaz bebeğin anne baba tarafından fark edilen sorunlarıdır. Ama en çok yapışık parmaklar görülür. Sindaktili diyoruz. Hangi parmakların yapışık olduğuna göre basit yapışıklıklar ya da komplike kemiklerin ya da damar ve sinirlerin de içine katıldığı karmaşık sindaktiller gibi ya da beraberinde başka doğuştan anomalilerin varlığı gibi sorunlara göre tedavi zamanı belirlenir. Genelde 1 yaşına geldiği zaman bebek ameliyat edilir. Yapışık parmaklar açılıp normal eline oyuncağını alıp oynamaya başlamadan önce problem çözülmeye çalışılır. Başparmak hipoplezilerinde yani başparmak az gelişmişlerinde ya da başparmağı hiç olmayan bebeklerin elin en önemli parmağı olan başparmağının mutlaka rekonstrüksiyonu gerekir. Eğer az gelişmiş olan başparmak yapılan ameliyatlarla güçlendirilip fonksiyonel hale getirilebiliyorsa o yönde bir ameliyat planlanır. Ya da hiç olmayan bir başparmak ikinci parmak tarafından rekonstrüktü edilebilir. Çünkü elin beyindeki yansıması aşağı yukarı 1-1,5 yaşında olduğu için çocuk beyinde elinin nasıl olduğu, nasıl kullanılacağını geliştirmeden önce onu o imaj beyinde oturmadan önce mutlaka 1-1,5 yaşından önce yani baş parmağı ameliyatla düzeltilmeye çalışılır.